Merhabalar değerli izleyicilerimiz. EkoTürk TV ekranlarında Tohum Yaşamdır programında sizlerle birlikteyiz efendim. Bu haftada çok değerli bir ismi ağırlıyoruz ve gerçekten konu kapsamımızda bir hayli geniş. Bize ayrılan süre boyunca çok süratli bir şekilde tüm konu başlıklarını sizlere aktarmaya gayret göstereceğiz. Ana konumuz Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, hepimizin bildiği adıyla TİGEM ve TİGEM'in çok değerli yönetim kurulu başkanı ve genel müdürü Sayın Ayşe Ayşin Işıkgece bizlerle birlikte. Sayın Genel Müdürüm, hoş geldiniz efendim. Şerefler verdiniz. Hoş bulduk. Sağ olun, var olun. Şimdi efendim bizler tabii ki TİGEM'i çok yakinen tanıyoruz. Ama konuyla ilgisi kısıtlı, sınırlı izleyicilerimiz mutlaka vardır. Ve biz anlattıkça da TİGEM'in Türk tarımı ve Türk ekonomisi için ne kadar önemli işlevleri olan bir kurum olduğunu da ben birazcık programın ilk dakikalarında sizler aracılığıyla anlattırmak istiyorum. Şöyle bir hayal ettirin, gerisini siz getirin. Türkiye çapında yayılmış 17 tane dev işletmeden ve 3.3 milyon dekar araziden bahsediyoruz ki bunlar sadece fiziki varlıklar. Yaptığı çalışmalar birazdan tabii ekranınıza gelecek diyeyim. Söz size bırakayım efendim. Şöyle birkaç dakikayla TİGEM'i bize bir hayal ettirebilir misiniz? Tabii ki. Çok teşekkür ediyorum öncelikle davet ettiğiniz için. Bütün izleyicilerimizi, dinleyicilerimizi saygıyla selamlıyorum. Sizin de söylediğiniz gibi TİGEM çok köklü bir kuruluş. 700 yıllık bir geçmişi var. Sultan Orhan Gazi zamanına dayanıyor başlangıcı. Eskinin Çiftlikatü Hümayunu. Arkasından yaşı benden daha yukarıda olanlar çok net hatırlarlar. Eskinin zirai kombinaları, devlet üretme çiftlikleri, haraları hep TİGEM'in eski isimleri. O dönemde farklı görevlerle ifa etmiş kendisi üstüne düşen işleri. Dolayısıyla TİGEM çok dediğim gibi köklü bir kuruluş. 700 yıllık bir geçmişi var. 1984 yılında TİGEM adını alıyoruz. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü. Üç tane çok önemli görevi var bu 700 yıllık köklü kurumun. Elinde sizin de söylediğiniz gibi 3.3 milyon dekarlık arazisiyle sertifikalı tohum üretimi, huvubat tohumu ve yem bitkileri tohumu üretimi, aynı zamanda üstün vasıflı damızlık hayvan üretimi, yetiştirmesi ve bunun her ikisinin hem tohum kısmının hem de hayvanın yetiştiricimize, köylümüze, çiftçimize satışı, onların bu alanda desteklenmesi ve gen kaynaklarını korunmasıyla ilgili görevleri var. Yani efendim Türkiye tarımının aslında en önemli iki konusunun nüvesi başladığı yer ve 700 yıllık bir geçmiş dediniz. Gerçekten bunun üzerinde de biraz duralım ve hala bu 700 yıl geçmiş aradan ama ilk kuruluş felsefesini hala devam ettiren, o misyonu yürüten bir kurum. Ama şöyle de bir ilk var tarihinde. Birkaç dakika ayıralım bence bu konuya. Bu 700 yıllık süre içerisinde siz hem yönetim kurulu başkanı hem de genel müdürü olarak ilk kadın yöneticisiniz. Gerçekten bunun üzerinde duralım. 18 Ağustos 2018'de başladı göreviniz. 2 yılı biraz geçmiş. Bu 2 yıl içerisinde deyim yerindeyse efendim, TİGEM'e kadın eli değmesi dışarıdan size nasıl yansıdı? Siz bir de özel sektörden geldiğinizi de biliyoruz. Sizin bu iki yıllık serüveninizde neler değişti efendim? Şöyle birkaç başlıkta anlatabilir misiniz bize? Tabii ki. Öncelikle sizin de söylediğiniz gibi özel sektörden geliyorum. 28 yıllık özel sektörün parakende kısmında uluslararası şirketlerde görev aldıktan sonra iki yıldır da Cumhurbaşkanımızın ve Bakanımızın takdirleriyle bu görevi aldım. Cumhurbaşkanı hükümet sisteminin kamu özel aşılaması kapsamında önemli bir proje aslında bu değişiklikte. Aslında buradaki amaç çok net. Bizim özel sektördeki tecrübelerimizin, deneyimlerimizin kamuya aşılanması, kamuda da öğreneceğimiz ve burada da tecrübeleyeceğimiz birçok konu var. Dolayısıyla bu ikisini birleştirme, daha verimli bir şekilde işletme. Çünkü Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü bir kit, bir iktisadi devlet kuruluşu. Elinde çok değerli çiftlikleri var, 17 tane biraz önce sizin de söylediğiniz gibi 7000'e yakın çalışanı var. Bu çalışanıyla birlikte biraz önce söylediğim görevleri çok daha verimli yapması adına böyle bir takdirle ben de geldim ve 700 yıllık bir kurumun aslında ilk de kadın
yöneticisiyim. Bu anlamda çok gururla bu görevi taşıyorum. Omuzlarımdaki yük gerçekten ağır. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Ama gerçekten bu işin verimlilik anlamında bu kamu özel aşılamasının iyi sonuçlar çıkarttığını rakamla da görüyoruz. Son iki yılda, bu yılda artıyla kapatacağız gibi görünüyor ama geçmiş döneme de baktığımızda bir sene önceki kapanışta da artıyla kapattık. Aslında çok daha yüksek bir kapasite var, çok daha yapılacak işler var. Bunları konuşacağız. Ekibimizle birlikte yapmaya çalışacağız. İnşallah efendim. Bu konu üzerinde çok uzun süreler durulabilir aslında ama süremiz çok sınırlı. Sizi rakamlarla boğmayayım. Sadece ricam şu olsun efendim, bir yanlışım varsa beni düzeltiniz. Yormayayım sizi. Şimdi 2017 yılında 59 milyon liralık bir zarar söz konusu. 2018'de bu zarar çok düşüyor. 9 milyon lirada kalıyor. Milyon liradan bahsediyorum değerli izleyicilerimiz. Ve 2019 faaliyet döneminde 20 milyon lira karla kapatıyor TİGEM. Bakın 2017 59 milyon zarar, 2019 20 milyon kar. Yeni yönetim anlayışının belki de somut en net verisi bu. Ama bunun detaylarında neler var, bunları da tabii ki öğreneceğiz. Şimdi efendim bir iki dakikayı da şuna ayıralım. Bu arada izleyicilerimize kurumun işletmelerinin büyüklüğünü hayal ettirmek için 17 işletme 3.3 milyon dekar arazi dedik ama bu sanırım dünyadaki 50 küsur ülkeden daha büyük bir alana denk geliyor. Bunu da vurgulayalım. Bu kadar önemli misyonları olan bir kurum ve pandemi başlığını açmak istiyorum. Ben bu küresel salgının ortaya çıkarttığı en önemli şey, belki de ders almamız gereken nokta, tarımın ve gıdanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Çok klişe bir cümle bu, farkındayım ama TİGEM gibi büyük bir kurumun özellikle sizin yeni yönetim anlayışınızla birlikte bu küresel salgın ve sonrasında gelişecek hem üretim hem ticari mekanizmalarda, piyasalarda fonksiyonları nasıl değiştirecek? TİGEM bu ek bir misyon üstlenecek mi üstüne? Nasıl bakıyorsunuz efendim bu konuya? Şimdi öncelikle şunu söylemek gerekiyor. Pandemi sırasında gerçekten tarımın yönetimi ve tarım işçisinin pandemi sırasında da sorunsuz olarak tarlada işini yapması konusunda neredeyse hiç problem geçirmedik biliyorsunuz. Yani bu süreçler çok iyi yönetildi. Birçok bakanlar bu konuda çok dirsek temaslı çalıştılar. Reyonlarda hiçbir problem yaşanmadı. Yani diğer ülkelerde biliyorsunuz birçok görüntüler var. Reyonlar boş, herkes bir şekilde akın ediyor marketlere ama burada biz özel sektörle kamu arasında ve kamunun birimleri arasında, bakanlıklar arasında çok iyi bir korelasyon, çok iyi bir çalışma yaptığımızı düşünüyorum. Ve hiç ekilmedik bir yer bırakmamaya çalıştık. Biliyorsunuz bu BÜGEM'le, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü'yle bizim aramızda ilave bir tohum planlamasıyla yeni alanlar ekilişe açıldı. 4000 ton civarında yeni bir satışla bizler hibe, %75 hibe evet, karşılığında biliyorsunuz çiftçilerimize yeni ekimler yapıldı. Bu anlamda iyi bir planlamayla gittiğimizi düşünüyorum. Ülkelerin sınırlarının tamamen kapatılması konusu gündeme geldi biliyorsunuz. Ülke olarak hep birlikte bu konuda içeride biriken ürünleri nasıl eritiriz diye çalıştık. Bir balık örneği vardı biliyorsunuz. Çupra'da, Levrek'te. Çok güzel proje yaptınız. Evet, orada bir proje yaptık özel sektörle el ele. Ve içeride biriken, Avrupa'ya gidemeyen Çupra'nın, Levrek'in, bazı diğer alabalık gibi ürünlerin iç piyasada eritilmesiyle ilgili kampanyalar yaptık. Özel sektör de bize çok güzel destekler verdi bu anlamda. Biz bu tip zamanlarda çok kol kola girebilen, birbirini destekleyen bir milletiz biliyorsunuz. Bu anlamda TİGEM'de de hayat hiç durmadı. Tamamen çiftliklerimizde ekilişimize, hasatımıza devam ettik. Hiçbir problemimiz olmadı. Üretimimizi bir yıl önceye göre, şimdi yeni rakamlar çıktı, %10 civarında daha fazla bir üretim artışıyla kapattık. Şu anda talep geçen seneye göre daha fazla görünüyor. Bu güzel bir şey çünkü sertifikalı hububat tohumu üretiyoruz ve yem bitkileri tohumu üretiyoruz ve Türkiye'nin aslında daha fazla sertifikalı hububat tohumu ve yem bitkileri tohumu kullanması istiyoruz. Lazım. Evet. Bunu da bu anlamda bilincin de yaygınlaşması için uğraşıyoruz aynı zamanda. Dolayısıyla şu anki rakamlar, talebe baktığımız zaman insanların daha fazla tarıma döndüğünü, boş alanların daha fazla değerlendirilmesiyle ilgili çalışmalar olduğunu görüyoruz. Bakanlık olarak bunu destekliyoruz. Pandemi bize tarımın altını çok daha kalın çizgilerle çizdi. En önemli konulardan birisiydi. Dijitalleşmede olduğu gibi, lojistikte olduğu gibi tarım da çok önemli bir konu olarak tekrar gündeme geldi. Bu anlamda bakanımızın şöyle bir çağrısı da oldu biliyorsunuz.
siz üretin, gerekirse biz satın alacağız, üretmekten korkmayın dedi. Bu da üretim tarafını çok rahatlattı, çiftçimizi çok rahatlattı. Dolayısıyla şu anda üretimde bir problem yok. Ve bundan sonrası için de Sayın Genel Müdürüm, o zaman %10 bir artış var üretimde dediniz. Evet. Allah göstermesin ama pandemi süreci devam ederse TİGEM'in ana misyonu, yani ne olursa olsun üretimi arttırarak devam ettirmek ve uygun tabii koşullarda üreticimizle bu ürünleri buluşturmak diyebiliriz, değil mi? Kesinlikle. Kesinlikle. Yani sertifikalı tohumda dediğim gibi üstün vasıflı damızlık büyük baş ve küçük başta biz çiftçimizi desteklemeye devam edeceğiz. Her zaman artan rakamlarla bunu yapmaya çalışıyoruz. Peki efendim, şimdi aslında şöyle bir konu var. Şimdi projelere teker teker gireceğiz ama hep 3-4 cümlede özel sektörle işbirliği kelimelerini kullandınız. Ben burayı çok önemsiyorum. Çünkü şimdiye kadar yaşadığım tecrübeler tam bunun tam tersi örnekleri bana yaşattı. Şöyle ki ya özel sektörle kamu kurumunun yöneticilerinin bir şekilde yapıları, zihniyetleri uyuşmaz. Uyuşsa mevzuat izin vermez. Bir sürü teknik engel çıkar ama siz dediniz ki daha açmadan bile projeleri biz hep özel sektörle birlikte çalışıyoruz. İki ana konuda da bu çalışmalarınızı biraz özetlemenizi rica edeceğim. Daha doğrusu çalışmalardan ziyade bu felsefeyi nasıl oturtturduğunuzu önce bir öğreneyim, sonra teker teker projelere geçeceğim. Özetleyeyim. Kamu kurumlarıyla özel sektörün işbirliği içerisinde çalışma modeli bizim için, özellikle tarım sektörü için çok yeni. Nasıl başardınız? Evet. Evet. Aslında Cumhurbaşkanlığı yeni hükümet modelinin bir çıktısı bu diyebilirim. Birçok bakanımıza baktığınız zaman özel sektörden gelen bakanlarımız var. Şu an bizim bakanımız Sayın Doktor Bekir Pakdemirli de özel sektörden geliyor. Ben de özel sektörden geliyorum. Bu şu demek değil, yani özel sektör her anlamda çok önde ve iyi değil ama burada çok iyi bir kombine yaratmaya çalışılıyor. Şöyle ki, özel sektörün pazar bilgisi gayet iyi. Bakanlıkların mevzuat bilgisi, özel sektörü bilerek bir karar vermesi son derece önemli bir sonuç çıkartıyor. Dolayısıyla burada pazar bilgisi, piyasa, müşteriden gelen bilgilerin bakanlıkta çok iyi okunarak bir karara varılması ve bu kararın Türkiye yararına olması, herkesi iyi olması demek anlamına geliyor. O anlamda biz mesela pandemi süresince bakanımızdan da aldığımız talimatlarla günde saatlerce özel sektörde içine alan video konferanslar yaptık. Ve kararları onlarla birlikte vermeye çalıştık. Aslında pandemi sırasında gıdada yokluk yaşanmamasının en büyük nedenlerinden birisi de bu. Pazarı çok iyi okuduk. Pazara doğru kararlar verdiğimiz için orada bir tıkanıklık meydana gelmedi. Dolayısıyla müşteri ne istiyor, çiftçi ne istiyor, piyasaya ne yapmak gerekiyor? Bunu ancak, çünkü herkesin farklı bir görevi var, siz her yerde olamazsınız. Onlar da bizi daha iyi anlıyorlar. Çünkü bazen dışarıdan ya kamu niye bunu böyle yapıyor dedikleri konularda da aslında işin içine girdiklerinde bizim buradaki karar mekanizmalarındaki nedenlerimizi daha net gördükçe herkes birbirini çok daha iyi anlamış oluyor. Daha sağlıklı kararlar çıkıyor. İnşallah devam eder efendim bu bakış açısı, bu felsefede. Şimdi mirasımız yerel tohum projesine geçeceğim ama şunu atlamayayım. Sertifikalı tohumu çok önemli olduğunu söylediniz. Tam da işte bu yaşadığımız günlerde sertifikalı tohumun anlatılması gereken dönem. Belki Ekotürk TV'nin kemikleşmiş izleyicisi için biraz ikincil bir konu olabilir ama konu gerçekten önemli. Biz diğer misafirlerimizle bu konuyu burada geçtiğimiz haftalarda biraz konuştuk, detaylandırdık. O kadar detay istemeyeceğim ama sertifikalı tohum kullanımı Türk tarımı için neden önemlidir ve belki birkaç cümleyle de sertifikalı tohum kullanımının avantajları nelerdir diye sormak istiyorum efendim. Tabii ki şimdi hepimizin bildiği bir gerçek var ve çok sık tekrar edilen. Nüfusumuz çok kısa bir süre içerisinde 100 milyona gelecek, değil mi? Yani bugün bugün toplamda dünya nüfusu da gitgide artıyor, tarım alanları azalıyor. Çünkü barınma ihtiyacı vesaire. Biz bunların hepsini çok net olarak biliyoruz. Şimdi biz bazen tarımda verimliliği arttırmak için düşündüğümüzde çok girift yerlerde kaybolduğumuzu görüyorum ben. Tabii ki yapılacak çok şey var teknoloji anlamında, birçok anlamda ama işin en temelinde aslında çok basit bir şey var. Bugün çiftçimiz kendi hasatından elde ettiği ürünü tekrar tohum olarak kullanmaz ise, sertifikalı tohum alırsa, yani sertifikalı tohum ne? Sonucunun ne olacağı belli. Saf, hastalıklardan ari ve %100 neredeyse yeşerme kabiliyetine sahip tohumları
ekilişinde kullandığı zaman bunun minimum verim farkı aynı toprakta %25 daha fazla. Yani kendi mahsulünden değil, sertifikalı tohum kullanımına gittiği zaman matematiksel olarak bakıldığında zaten sonucun çıkarttığı aynı topraktaki verim farkından dolayı daha fazla kazanmış olacak ve çiftçimizin kazanması çok önemli. Devletin garantisi altında. Evet. Bir de üstüne destek alıyor çiftçimiz sertifikalı tohum. Kesinlikle. Zaman. Dolayısıyla biz sertifikalı tohum sadece kullanmış olsak ki Türkiye şu anda kullanması gereken sertifikalı tohum miktarının 1/3'ünü kullanıyor hala. Bu anlamda gidilecek çok yer var. Bu konuda bilincin artması son derece önemli. Dolayısıyla öncelikle bir sertifikalı tohum kullanabilsek zaten verimlilikte çok büyük bir sorunumuz olmayacak. Bu konuda biz de çalışmalar yapıyoruz bilincin artması için. Yerli özel sektörün pazarda daha fazla yer alması için. Çünkü toplam pastayı büyütmeye ihtiyacımız var. Gidilecek çok yer var bilinç anlamında hem de üretim anlamında. Peki tohumdan devam edelim mi efendim? Tabii. Şimdi özellikle... Türkiye'nin açığı olduğu ürünler var. Geçeceğim mirasımız yerel tohum. O çok önemli ama biz mesela mısırda, ayçiçeğinde, patateste, pamukta, pancarda bu ürünlerin tohumculuğunda, tohumculuk sektörümüz çok genç olduğu için yeterli değiliz. Yerli üretimimiz var ama baktığımız zaman ürünün anası babası yani menşeyi dışarıdan biz Türkiye'de üretiyoruz. Sizin bu açığı görmüş olmalısınız ki hani sertifikalı hububat ve yem bitkileri tohumculuğunun yanında açığımız olan bu ürünlerle de ilgili çalışmalar yapıyorsunuz. Birkaç cümle ayıralım. Kesinlikle tam da zamanı önemli bir konu. Yerel sebze tohumculuğu konusunda şu anda bu masada bulunan bu ürünlerimiz bunlar bizim yeni sebze tohumlarımız. Bunları evet. Çok yeni satışa başladık. Evet. Antalya'daki çiftliğimizde, işletmemizde bunları üretiyoruz. Bu yerel sebze tohumculuğunda Türkiye'nin hala biliyorsunuz bu konuda çalışmaya ve yerel üretime ihtiyacı var. Bu anlamda destekleyeceğini düşünüyoruz. Devam edelim piyasanın. Tutma efendim. Yakından alıyor arkadaşlarımız. Evet, bunlar bizim yerel ürünlerimiz tamamen Türkiye'ye öz ürünler. Sebze tohumculuğunda gidecek çok yerimiz var. Dolayısıyla bu ürünleri özellikle kullanıcıların mutlaka bilmesi gerektiğini ve aynı zamanda kullanmaları gerektiğini de düşünüyoruz. Bize başvurabilirler bu ürünleri bulabilmek için. Bu açıklığımızı mutlaka bu saydığımız ürünlerde kapanması lazım. Şimdi efendim bu tabii sebze tohumculuğunun özellikle geliştirilmesi projesi kapsamında söylediğimiz konular. Bir de mirasımız yerel tohum projesi var. Bu konuda çok önemli. Bununla ilgili de özel görüntüler vardı. Bu arada basın servisinize hemen teşekkür edeyim 10 saniyede. Bize çok güzel görüntüler aktardılar. Biz de izleyicilerimize sunuyoruz. Şimdi her ne kadar hibrit çeşitler üretsek de endüstriyel tohumculuğun gelişmesi lazım ama bir yandan da asıl bu tohumların çıkış noktası olan yerel ata tohumlarımızın mutlaka hem kullanıma sunulması hem de korunması gerekiyor. Ve TİGEM mirasımız yerel tohum projesiyle de bu işi gerçekten en iyi üstlenen kurumlardan bir tanesi diyeyim. Size bırakayım sözü. Evet, Tarım ve Orman Bakanlığı'nda BÜGEM ve TAGEM'le birlikte TİGEM aslında Sayın Hanımefendi Emine Erdoğan Hanımefendi'nin öncülüğünde başlatılmış bir proje. Bu 2017 yılında Türkiye'nin dört bir tarafından, köylerden, kasabalardan, ev ev, asa tohumu dediğimiz yerel tohumlarımız, mirasımız yerel tohumlarımız toparlanıyor. Bunlar bilimsel bazı çalışmalara tabi tutuluyor. Tabii ki bu tohumların yarısı Tohum Gen Bankası İzmir ve Ankara'da bulunan Tohum Gen Bankası'nda saklanıyor. Çünkü bu bir miras, gelecek kuşaklara kesinlikle aktarılması gerekiyor. Bir yandan onlar özel koşullarda saklanırken bir yandan da geri kalan kısmıyla özel analizler yapılarak bunların gerçekten geçmiş çağlardan, geçmiş zamanlardan kalıp kalmadığına bakılıyor. Bu çalışmanın aslında bu tip ürünlerin de altlığını oluşturacağını düşünüyoruz. Bu çok önemli bir şey. Bu miras bir kere saklanmalı ve gelecek kuşaklara da bu ürünleri bu tip çalışmalar yaparak yeni sebze tohumculuğunda da altlık olarak kullanmamız gerektiğini düşünüyoruz. Bu proje bizim için çok çok önemli. Hobi bahçesinde kullanılabilen ürünler ortaya çıkıyor. Biz bunların testlerini, denemelerini de yapıyoruz. Çok lezzetli, çocukluğumuzdan kalma tatların ortaya çıktığı çok önemli sonuçları görmüş oluyoruz. Şimdi efendim son 5 dakikamız kaldı. Programımızda tohum yaşamdır. Tohumu biraz uzun konuştuk ama şöyle 1-2 dakikada çok genel bir soru soracağım. Aslında detaylıydı ama TİGEM'in hayvancılıkla ilgili projeleri var. Bunlardan da şöyle
birer cümleyle bahsetmenizi rica edeceğim. Buyurun efendim. Büyükbaş ve küçükbaş da bizim aynı zamanda üstün vasıflı damızlık hayvan yetiştirme sorumluluğumuz var. 14 tane işletmemizde, 14 tane çiftliğimizde büyükbaşta 5 tane ırkla, 9 tane çiftliğimizde de 12 tane yerli ve milli küçükbaş ırkıyla üstün vasıflı damızlık hayvan üretiyoruz. Üniversitelerle birlikte çalışıyoruz. Bunları ıslah ediyoruz ve aynı zamanda bu hayvanları yetiştiricimize satmak suretiyle Türkiye'deki toplam verimliliğin artmasıyla ilgili çalışıyoruz. Çok da güzel görüntüler veriyor arkadaşlarımız. Hem büyükbaş hem küçükbaş hem de efendim gen kaynaklarımızın korunması için de yapılan çalışmalar var. Bunlar da son derece önemli. Safkan Arap atı yetiştiriciliği var. Belki bir 30-40 saniye ayıralım mı, ne dersiniz? Evet, yani 700 yıllık bir konu, çok önemli bir konu. Evet. Şu anda 1455 tane Safkan Arap atımızla hem gen kaynaklarını gelecek kuşaklara aktarmış oluyoruz hem de her sene 300'ün üzerindeki hayvanı, tayımızı piyasalarla tanıştırıyoruz. Bu anlamda dünyada bir numarayız. %33'lük payla Arap atçılığında dünyada bir numara TİGEM. Dolayısıyla bu sahalarda koşan atlarımız çoğunlukla bizim yetiştirmemiz. Buradan iyi bir yetiştiricilik primi de yarışlardan kazanıyoruz. Aynı zamanda gen kaynaklarını gelecek kuşaklara aktarıyoruz. Arap atçılığı bizim için gerçekten simge bir konu aynı zamanda. Çok önem verdiğimiz, çok asil bir konumuz. Çok seviyoruz bu işi. Gerçekten o size anlattıkça Taylar'ın da fotoğrafı hala geçiyor. Gerçekten benim de çok sevdiğim bir konu. Efendim sizi niye bu kadar koşturdum biliyor musunuz? Son dönemde sizin de üzerinde en çok durduğunuz, en çok böyle işte online toplantılara katıldığınız, anlattığınız konu dijital tarım projesi. Bunu çok önemsiyorsunuz. Biraz buna süre kalsın istedim. O da kala kala 1-2 dakika kaldı ama olsun. Ben en azından biraz işin amacını, bir de iş başladığından beri proje şimdiye kadar yeterli ilgiyi gördü mü görmedi mi, konunun bütün paydaşlarını düşünerek bir anlatmanızı rica ediyorum. Tabii ki. Buyurun efendim. Dijital Tarım Portalı, DİTAP, evet, kısa adıyla, tamamen bakanımızın fikri. Hı hı. Biz dijital ortamda üreticiyle alıcıyı bir araya getiriyoruz. Sözleşmeli üretim modeliyle orada anlaşma imzalıyorlar dijital ortamda. Hem kısa süreli alımlarda hem de uzun süreli planlamalı sözleşmeli üretim şeklindeki alımlarda iki alıcı ve üretici bir araya gelmek suretiyle orada el sıkışıyorlar. Bunun nasıl bir faydası var? Bir kere bizim üreticimizin pazar problemi var. Dolayısıyla pazar kısmını çoklamış oluyoruz tüm Türkiye. Çok kısa bir zamanda yurt dışına da açacağız bu portalı. Birinci fazın lansmanını bakanımız yaptı. Bu portalda şu anda 50 bine yakın üye kayıtlı. İkinci fazın lansmanını çok kısa bir süre içerisinde bakanımız yapacak. Burada birkaç tane şey var, çözüm var. Dediğim gibi pazar, portalın üzerinde ciddi bir bilgi birikiyor, dashboard. Bu dashboard daha sonra bizi Türkiye açısından planlamaya götürecek. Bu çok önemli bir konu. Finansal açıdan çözümler bulunmasıyla ilgili şimdi ikinci fazla çalışma yapıyoruz. Bankalar girecek devreye. Dolayısıyla ben buradan herkese açık bir portal bu. Sadece üretici ve alıcı değil, kooperatifler, birlikler, bankalar hatta, haller, bankalar, herkes bu portalın içerisine girip kayıt olabilir. Portalın içerisinde işlem yapabilir, ciroya dönüştürebilir bu işlemi. Biz biliyorsunuz pandemi süresinde şunu da anladık. Artık bu tip ortamlarda da buluşuyor olmamız gerekiyor. Tabii. Portal kendi içinde kendisini skorluyor. Ben sizden aldığım ürünün kalitesine göre size 5 yıldız veriyorum veya 4 yıldız veriyorum. Siz benim gibi bir alıcıyı portalda skorluyorsunuz, bana bir yıldız veriyorsunuz. Dolayısıyla otokontrolün sağlandığı bir portaldan bahsediyoruz. Artık tarımı modern sistemlere taşımak gerekiyor. Lig atlatmak gerekiyor. Üretimde de ticarette. Evet, kesinlikle. Dolayısıyla DİTAP'ı mutlaka incelesinler, içine girsinler. Soracağı sorular olursa her zaman bize ulaşabilirler. Herkese çözüm yaratan bir portal. Çok teşekkür ediyorum efendim. Sağ olun. Bu kadar sürede ancak bu kadar anlatılırdı ama çok verimli oldu. En azından ben zihnimdeki her konu başlığını size sorabildim. Çok teşekkür ediyorum bu hıza ayak uydurduğunuz için efendim. Rica değerli izleyicilerimiz, Sayın Işık Gece'ye çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki hafta görüşmek dileğiyle. Neşeniz bol, ürününüz bereketli olsun efendim. Kalın sağlıcakla.